Yalnız şimdi bir mesele var. Bir adam bir rakı içti, 80'de yenik vurdular. Bir daha içti, 80'de yenik vurdular. Bir daha içti, 80'de yenik vurdular. Dördüncü defa içerse yine 80'de yenik mi vurulacak, yoksa katil mi olacak, öldürülecek mi? Bunda ihtilaf var. Ülemanın bazı diyor ki, dördüncü defa yakalanır, getirirlerse öldürülür. Diğerleri de diyor ki, hayır. Yine darp edilir, yine 80'de yenik vurulur. Şimdi bunun hakkında varid olan hadisi şerifleri zikrediyor. Evvela diyor ki, haddesena Ali ibn-i Ma'bed, fâle haddesena Abdülvehhâbi ibn-i Ata, قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن عاصم عن ذكوان عن أبي صالح عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أمر أفنز buyurdular ki إن شربوا خمرا أجر مسلمانlar خمر içerse فجلدوهم onlara had vurunuz ثم إن شربوا فجلدوهم tekrar içerse yine celde yapınız ثم إن شربوا sonra tekrar içerlerse عِنْدَرْ رَابِعَةِ dördüncüde. Demek üç defa had vurulacak. Dördüncüde buyurdu ki فَقْتُلُوهُمْ onları, onu öldürdünüz. İçen adamları öldürdünüz. Bir hadisi şerif bu. İkincisi de şu. حَدَّسَنَا بْنَ اَبِي دَاوُدُ قَالَ حَدَّسَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارِ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُوْ عَوَانَ اَمْ مُغِيرَةِ اَمْ مَعْبَدِ الْقَاسِ اَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْجَدَلِ اَمْ مُعَاوِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِسْلَوُ Yine hadisi şerifin aynını zikrediyor İbn Ebu Davud, İmam-ı Tahaviye. Haddesena Ali ibn Ma'bed, kâle haddesena Abdülvehhab, kâle akberena Kurratu ibn Halid, anil Hasan, an Abdillah ibn Amr ibn Las, anil Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem mislavu. Demek bu hadisi şerifi Resulullah ibn Amr ibn Las rivayetinde ziyadeyle de dedi ki, İtuni biraculi. Abdullah ibn Amr ibn Las diyor ki kendisi, bana bir adam getiriniz. اُقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَنَا حَدِّ اِقَامَ اِدَيْمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ üç kere. Yani bir adam getirin, rakı içmiş, had vurayım, tekrar getirin, tekrar vurayım, tekrar getirin, tekrar vurayım. Üç defa vurduktan sonra فَاِنْ لَمْ اَقْتُلْهُ dördüncü de eğer ben onu öldürmesemse فَاَنَا كَذَّابٌ ben yalancıyım. Resulullah'tan bu hadisi şerifi rivayet etmedim, yalancıyım. Meydana çıkar. Yani öldürürüm. Dördüncü de öldürürüm çünkü Resulullah Efendimiz'den ben bizzat işittim diyor. Diyor, evet. Haddesene bin Ebi Davud kâle haddesene hedbetu bifethi evvelihi ve sükûni d-dâli ve bâdâhâ muvahhide. Hedbe. Kâle haddesene humam en qatâdete an şehri bin Havşef an Abdillah bin Amrin anin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Abdullah bin Amr bin Las'tan İbn Ebu Davud da rivayet ediyor bunu. Aynen bu hadisi şerifin misli ve lem yezkur kavle Abdullah ibn Amr. Fakat Abdullah ibn Amr'ın kendi sözünü bu rivayette zikreylemedi. Kendi sözü neydi? Bir serkoş adamı getirin, üç defa haddi ikam edeyim, dördüncü de öldürmezsemse ben yalancıyım. Bu rivayette bu yok. Yukarıki rivayette var. Haddesena İbrahim ibn Merzuk قال حدثنا بشير بن عمرو الزهراني ها وحدثنا ربيع المأذن قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي ذيب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدث أبو هريرة رضي الله عنه بحديث شريف رسول الله صلى الله عليه وسلم diğer bir hadis-i şerif daha var. حدثنا ابن مرزوق Erzuk değil, Merzuk onu tasih edin, mim. İbn-i Merzuk, İbrahim İbn-i Merzuk bu rivayetlerde çok geçiyor ya. Haddesena İbn-i Merzuk, kâle haddesena Mekki İbn-i İbrahim, kâle haddesena Davud İbn-i Yezid el-Evdi, an Simak İbn-i Harbi, an Halid İbn-i Cerir'in, an Cerir'in, anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem İslam. Bunu da Hazreti Cerir Resulullah Efendimiz'den rivayet eyledi. Aynı hadisi şerifi. حدثنا ربيع المأذن قال حدثنا أسد قال أسد قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا ابن هبيرة أن أبا سليمان مولى أم سلمة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين olan Hazreti أم سلمة kölesi أبو سليمان رواية ediyor. حدثه أن أبا رمسة البلوي
akhbarahu. O da ona rivayet etti. İbn-i Hübeyre'ye diyor ki Ebu Rimsetel Belevi ona kendisine haber vermiş ki enne racülen minhu. Kendilerinden bir adam şerbel hamre hamri içti. Fe etev bihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e getirdiler. Fadarabahu onu darb etti. Yani had vurdu. Sümme şerbet saniyede. Sonra ikinci defa bu adam sarhoş oldu. فَاَتَوْ بِهِ رَسُولُ اللّٰهِ اَفَنْدِمِزَ كَتِرْدِلَرْ فَضَرَبَهُ gene had vurdu. سُمَّ شَرِبَ tekrar üçüncüde o adam yine hamir içti. فَاَتَوْ بِهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resul-i Ekrem Efendimiz'e getirdiler. فَمَا اَدْرِي Ravi diyor ki ben bilemiyorum ki قَالَ فِي الثَّالِسَ اَبِ الرَّابِعَ Üçüncüde mi yahut da dördüncüde mi? فَاَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللّٰهِ اَفَنْدِمِزْ emretti. فَجُعِلَ عَلَى الْعَجَلِ Acel üzerine, bir ağaç üzerine çıkardılar. ثُمَّ ضَرَبَ عُنُوْقَهُ Onun boynunu kesti. Ya üçüncüde ya dördüncüdeler. Rab orayı şek etti. Fakat yukarıki rivayetlerde dördüncüde diyor. Burada üçüncü, dördüncü olunca tabi dördüncü daha öyle. Dördüncüde boynu kesildi. قَالَ اَبُوْ جَعْفَرْ İmam-ı Tahavi dediler ki فَذَهَبَ قَوْمٌ اِلَى هَذِي الْاَسَرْ Ulemadan bir kısmı bu hadisi şeriflere istinaden buna sahip oldular. فَقَلَّدُوهَا bu hadisi şerifleri teklid eylediler. وَزَعَمُوا onlar zu'm eylediler ki اَنَّ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ bir adam hamri içerse اَرْبَعَ مَرَّاتٍ dört kere فَحَدُّهُ dördüncüde onun haddi nedir? اَمْقَتْلُ قَتِلُّ böyle zu'm ettiler. Zu'm neye derler? Zü'm bir akidede zayıf olursa ona zü'm derler. Hükmettiler derse yani kuvvetli, zü'm ettiler derse zayıf. Buna zü'm ettiler diyor çünkü muhalifleri tekviye edecek İmam-ı Tahavi. Muhalif olanlar kim? Onu da zikrediyor. Diyor ki وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ Alimlerin diğerleri bunlara muhalefet ettiler. فَقَالُوا dediler ki حَدُّهُ فِي الرَّابِعَةِ خَمَرْ içenin haddi dördüncüde kehaddihi fil ula birinci içmede nasıl 80 değenek vurulduysa dördüncüde de yine 80 değenektir. Katil yoktur dediler. Vehteccu aleyhim fi zalik. Bu mesele hakkında birinci mezhep sahiplerinin aleyhine ihticac ettiler. Ne ile? Bima bir hadiste ki haddesena Yezid ibn Sinan. Yezid ibn Sinan İmam-ı Tahavi'ye rivayet eylemiş. Kale haddesena Hibban ibn Hilal. İbban ibn Hilal rivayet eylemiş. Bir o hadis aşağıda geliyor. Ve bima haddesena İbrahim ibn Merzuk. Bir de İbrahim ibn Merzuk rivayet eylemiş. Kale haddesena Arim ibn Fadl. Kale haddesena Hammad ibn Zeyd. İşte Hibban ile Arim burada birleştiler. İkisi de kimden rivayet eylediler? Kale ikisi de dediler ki haddesena Hammad ibn Zeyd. Hammad ibn Zeyd bize rivayet eyledi. En Yahya ibn Sa'idin. أن أمامة بن سهل بن حنيف هكذا قال ابن مرزوق في حديثه حديثinde böyle dedi Hazreti Umame evet ve قال يزيد في حديثه يزيد حديثinde dedi ki أن أمامة بن سهل بن حنيف orada hafif bir ihtilaflar var evet قال كنا مع عثمان biz Hazreti Osman'la beraber idik وهو محصور Hazreti Osman da محصور idi yani fitneciler beni sarmışlar, öldürecekler. Bu haldaydı. Fekal Hazreti Osman onlara dedi ki alame ne üzerine ma istifamiye hemze elif gitmiş sonunda mek olmuş. Alama demek. Alame ne üzerine tektuluni siz beni öldürürsünüz. Fakat semiyatu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halbuki ben Resulullah Efendimiz'i işittim yakulu buyurur diye La yahillu demu mri'in muslimin. Hadis-i şerif şu, la yahillu helal olmaz. Demu mri'in muslimin, Müslüman olan bir adamın kanı helal olmaz. Yani öldürmesi caiz olmaz. İlla bi ihda telasin. İlla üç şeyden biri karşılığında öldürülür. Üç şeyden birisi bulunursa vakıpta o adam da öldürülür. O da neymiş üç şey? Birincisi en nefsu bin nefs. Bir adam öldürür, ona mukabil kısas eder, onu öldürürler. Bu bir. Ve seyyib-i zani. Bir de başında nikah geçmiş bir zina ederse, onu öldürürler.
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله والله عزيز حكيم. Bu Kur'an'dır fakat kıraati mensuhtur, hükmü bakidir. Burada İmam-ı Tahavi ondan hiç bahsetmedi. Yalnız Resulullah Efendimiz'in sünnetini beyan eyledi. Halbuki o da var. Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetleri var ki kıraati var. Fakat hükmü mensuh. Lekum dinukum veliyedin gibi. Hükmü mensuh. Bunun da hükmü baki, tilaveti mensuh. El-Şeyhu ve Şeyhatu izâ zeneyâ fercumuhuma nekâlem minallah vallahu azizun hakim. Kur'an'da yok. Bu ayet Kur'an'da okumuyor ama hükmü baki. Diyor ki işte bir de o. Başında nikah geçmiş adam zina ederse öldürülür. وَالْمُفَارِقُ دِينَهُ Bir de dininden ayrılmış bir adam öldürülür. اَتَّارِكُ لِلْجَمَعَ Cemaati terk etmiş. Dininden ayrılmış, cemaati de terk etmiş. Mürted. Bunu söyledi Hazreti Osman radıyallahu ta'ala Peygamber Efendimiz'den. Ben bunu işittim. Bunların üçü de beni niçin öldürüyorsunuz dedi. حدثنا فهد قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن الأعمش عن عبد الله بن مرة بن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. Evet, Abdullah bin Mesud'dan yine aynı hadisi şerifi rivayet edildiler. Peki bu hadisi şerif neye delalet ediyor ki? Davamıza delalet ediyor mu? Evet ediyor. Niye? Bir adamı öldürmek bu üç şeyin birisi sebebiyle olur. Eğer dördüncü bir şey olsaydı Resulullah Efendimiz derdi ki bir de bir adam üç defa hamir şürbünde had vurulmuş, dördüncü de katledilir, onu da beyan ederdi. Halbuki onu zikretmeyledi. Demek ki adam öldürülmesi üç sebebin biriyle olur. Haddesena Ali ibn-i Şeybe ve Ebu Ümeyye kala haddesena Abdullah ibn-i Musa kala akberena Şeybanu anil A'meş fe zekere bi isnadihim islam. Aynen bu hadisi şerifi. O da zikreyle. Haddesena Ebu Ümeyye'te kâle haddesena Kubeysetü ibn-i Ukbe kâle haddesena Süfyanu anil A'meş fe zekere bi isnadihim islahu. Haddesena Ebu Ümeyye'te kâle haddesena Muhammed ibn-i Sâbek kâle haddesena Zâide ha ve haddesena Ali ibn-i Şeybe kâle haddesena Ubeydullah ha ve haddesena Ebu Ümeyye'te eyle قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا زائدة قال محمد بن سابق في حديثه قال حدثنا سليمان عن الأعمش وقال عبيد الله في حديثه عن الأعمش فذكر بإسناده مثله bu senetlerin hepsi aynı hadisi şerifi ispat ediyor. قال سليمان سليمان diyor ki فحدثت به إبراهيم بن إبراهيم إبراهيم النخيب bu hadisi rivayet eyledim. فقال dedi ki حدثني الأسود عن عائشة مثله bana Esved Hazreti Ayşe'den aynı rivayet, o da rivayet eyledi. Haddesena İbrahim ibn Merzuk kâle haddesena Ebu Asim an Süfyan an Ebi İshak an Amr ibn Galib kâle dehale leşter ala Ayşe. Amr ibn Galib diyor ki Eşter ibn Malik vardı Hazreti Ali radıyallahu anh'ın kumandanlarında. Evet. Hazreti Ali'nin tarafındaydı. Bu Hazreti Ayşe'nin huzuruna girdi. Fekâle Hazreti Ayşe ona dedi ki اَرَدَّ قَتْلَبْنِي اُخْتِي benim kız kardeşimin oğlunu öldürmek istedi. Kız kardeşinin oğlu kim idi? Abdullah bin Zübeyir. Ondan Hazreti Esma Hazreti Ayşe'nin hemşiresi ya. Dedi ki sen benim kız kardeşimin oğlu Abdullah'ı öldürmek istedin. Yani ona taarruz etti. Fekal Eşter dedi ki لَقَدْ حَرَسَ عَلَى قَتْلِي o beni öldürmeye haris idi ki beni öldüre. وَحَرَسْتُ عَلَى قَتْلِهِ ben de onu öldürmeye haris oldum. O beni öldürmek istiyordu, ben de onu öldürmek istiyordum. Fakat ne o beni öldürebildi, ne de ben onu. Yani elimizden gelseydi, onun elinden gelseydi ben öldürecekti, benim elimden gelse onu öldürecektim dedi. فَقَالَتْ Hazreti Ayşe dedi ki اَمَا اِنِّي سَمِيْتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَكُولُ ben Peygamber Efendimiz'den işittim. فَزَكَرَتْ مِثْلَهُ aynen bu hadis-i şerifi zikreyledi ki bir adamın gani üç şeyin birisi sebebiyle helal olur. Ya bir adam öldürmüş olur, kısas edilir. Ya başında nikah geçmiş adam zina edilir, o da rejim edilir. Yahut da dini İslam'dan irtidad eder, ne'ûzu billâh teâlâ mürted olur, bir de o katledilir. Dördüncü yok. Fahâzîl asar, işte bu eserler, elleti zekerine zikrettiğimiz bu eserler, tu'arizul âthârel üvel, evvelki hadislere muarizdirler.
لَاَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resul-i Ekrem Efendimiz قَدْ مَنْ عَمَلْ اَتْتِي فِي هَذِي الْاَثَرِ Bu okuduğumuz hadislerde neyi? اَنْ يَحِلَّ الدَّمُ Kanın helal olmasını men etti اِلَّا بِاَحْدَ الثَّلَاتِ الْخِسَالِ الْمَسْكُورَةِ فِيهَا Bu hadisi şeriflerde zikredilen üç hısalın birisi sebebiyle helal kıldı. غَيْرَ اَنَّهُ Şu kadar var ki قَدْ يَحْتَمِلْ اَنْ تَكُونَ هَذِي الْاَثَرِ Bu asırların hadislerin olmak ihtimali var. اَلَّتِي زَكَرْنَا Bu zikrettiğimiz hadisler son defa zikrettik ya. Bir adamın kanı helal olmaz. İlla üç şeyin birisiyle helal olur. Dördüncü yok. Yani haddi hamirle dördüncü defa içerse öldürülsün. Bu yok. Yalnız şu kadar var ki bu sonki okuduğumuz hadisler ola. Ne ola? Nasihaten neskedici ola. Lil atari lüvel evvelki hadisleri. Çünkü onlar da hadis getirdiler ki Resulullah Efendimiz üç defa içti de dördüncü de içti geldi mi öldürün diye. Bu da hadis. Öyleyse şu ihtimal var ki evvel İslamiyet'in evvelinde o hüküm var idi. Sonra da nesk edilmiş oldu. فَنَظَرْنَا Nesk olmak ihtimali var. Varsa ispat et diyecek o da. Sonki eserler evvelkini nesk etmiştir. Diyor ki فَنَظَرْنَا Biz nazar ettik fizalik buna. هَلْ نَجِدُ شَيْءًBir şey bulabilir miyiz? مِنَ الْاَسَرْ Hadislerden ki يَدُلُّ عَلَيْهِ Nesk'e delalet eder. Var idi de nesk edildi. Buna delalet eder. Hadis bulabilir miyiz, bulamaz mıyız? Onu araştırdık. Yarın da onları okuyalım. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidine ve aleyhi ve sahbihi ve sellem. 180 derece zıttınız, 30 derece yükseldi. Bismillahirrahmanirrahim. Fehâzî lâsâr elletî zekirnâ. Bu zikrettiğimiz eserler, hadisler, تعارض الآثار الأول أول كحديث معارض بولدي يعني أول جاء حديثler getirdi ki bir adam 3 defa hamir içerse had vurulur 4. de yakalanırsa katledilir. Sonradan hadisler getirdi ki hayır katil yoktur. Kaç defa rakı içerse içsin had vurulur. Çünkü katil üç şeyin birisi sebebiyle olur. Hadis-i şerifte getirildi. Üç şeyin birisi ya bir adam öldürür, karşısını ona mukabil kısas edilir. Yahut zina eder, başından nikah geçmiş bir adam, o da rejim edilir. Ettiği ki, üçüncüsü de mürted olur, öldürülür. Bunun haricinde hiçbir günahı işlemekle insan öldürülmez. Buna böyle olunca, bir adam dördüncü defa rakı içer getirilirse öldürülsün. Bu ona mariz oldu. Bu sonki hadislere, evvelki hadislere mariz oldu. Evet. لَاَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Niçin mariz oldu? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem قَدْ مَنَعْ فِي هَذِي الْآثَارِ Bu eserlerde men eyledi. Neyi? اَنْ يَحِلَّ الدَّمُ kanın dökülmesinin, yani kanın helal olması ki öldürülmesini men eyledi. İlla bi ihda es-selâsil hısal. Üç hasletin biri sebebiyle adamın kanı helal olur. Üç hasletin birisi söyledim ya, üç şey. Bunun üç şeyden birisi olursa kanı helaldir, yoksa değil. Öyle üç haslet ki el-mezkûreti fîhâ. Birinci, bu okuduğumuz hadis-i şeriflerde olucudur. Başta Hazreti Osman radıyallahu teala rivayet eyledi. Başkaları da rivayet eyledi. غَيْرَ اَنَّهُ Bu böyle. Biri son gelen hadislere ve hadislere mariz oldu. Yalnız şu var ki قَدْ يَحْتَمُلَنْ تَكُونَ هَذِي الْأَسَارِ İhtimali var ki bu eserler ola. Hangi eserler? اَلَّتِي زَكَرْنَا Sonra zikrettiğimiz hadisler ola. Ne ola? نَاسِخَةً نَسْخَدِجِ ola. Bu ihtimal var. Neyi nesk edici? Lil âthâril uvel. Evvelki hadisleri nesk edici olan. Evvelki hadisler dördüncü defa gelirse öldürün diyordu ya, o mensuh olan. İkinci de hayır, dördüncü defa gelse bile had vurur. Bu da nasip olan, bu ihtimal var. Çünkü hadisler, o da hadis, bu da hadis. Onun da senedi sahih, bunun da senedi sahih. Taarruz hasıl olduğu, taarruz hasıl olunca telife gidilecek. Telif de olmuyor,
şunu şu manayı alalım, bunu bu manayı alalım, telifin imkanı yok. Çünkü tam zıt. Dördüncü defa rakı içip gelen adam öldürülecek. İkinci hadislerde hayır, yine had vurulacak. Nasıl telif edeceksin bunların arasını? Telif edilemez. Telif edilemediği gibi öyleyse birisi mukaddem, birisi müakhar. Tarihi itibariyle Resulullah Efendimiz'den öyle varid olmuş olur. Öyleyse evvelki varid olanlar mensuh, ikinci varid olanlar nasip olur. Bu ihtimal var. Bu ihtimal var ama bunu da ispat etmek lazım. Bu ihtimal var diyor. Bunu inkar edemeyiz. Öyleyse biz şimdi araştıracağız. Bakalım ki nasih mensuh var mı? Fe nezarına, biz nezar eyledik. Fî zâlik, bu mesele hakkındaki ikinciler nasih, evvelkiler mensuh olur mu olmaz mı? Hel necidü şeyen, bir şey bulabilir miyiz? Minel âthâr, eserlerden, hadislerden, sahabelerin rivayetlerinden bir şey bulabilir miyiz? Öyle şey ki yedüllü aleyhi, bu nesha delalet eder, bir delil bulabilir miyiz? Bunu araştıracağız. Çünkü din nakıldır. Din akıl değil ki aklından hükmedesin. İlla nakıl olacak. Biz aklımızda desek ki bu sonki hadisler nasıhtır, evvelkiler mensuhtur, o karşıdaki adam kabul eder mi? Bu senin aklındır. Benim aklıma göre senin iddia ettiklerin mensuhtur, benim iddia ettiklerim nasıhtır, tersi nedir der. Öyleyse biz eserleri arayacağız, bakacağız ki hangisi nasıh, hangisi mensuh. Feizen İbn Ebi Davud, İmam-ı Tahavi diyor ki biz ararken bir de baktık ki İbn Ebu Davud kat haddesena, bize rivayet ediyor. Kale haddesena Esbeğ ibnül Ferec, kale haddesena Hatem ibn İsmail, en Şureykin, en Muhammed ibn İshak, en Muhammed ibn Münkedir, en Cabir ibn Abdillah. Ashab-ı Resulullah'tan Hazreti Cabir'den rivayet eylediler. Kale, Cabir buyurdular ki kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdu ki men şeribel hamre, her kim hamri içerse fecliduhu, siz onu döyünüz, celdiriniz. Sümme in ade fecliduhu, tekrar içerse tekrar döyünüz. Sümme in ade fecliduhu, yine üçüncü defa içerse yine had vurunuz. Sümme in ade, dördüncü defa içerse fecliduhu, gene had vurunuz. Yani öldürmeyi öldürünüz demedi. Dördüncü defa içerse gene ne vurunuz? Had vurunuz. İşte bu Hazreti Cabir'in rivayeti. Sonra kâle, bu Hazreti Cabir diyor ki fesebetel celdu, cel sabit oldu ve duri'el katlu, katılda men edildi. Bu hadis delalet ediyor ki dördüncü defa içen adam katledilmeyecek. Resulullah Efendimiz evvelce katledin dedi. Fakat sonradan bu men etti. Neydi? Yine had vurur. Şimdi bu hadis delalet etti ki katil varmış, nesk edilmiş. Haddesena Yunus'u kâle akberen ebn-i Vehbin kâle akbereni Amr ibn-i Haris enne Muhammed ebn-i Münkedir haddesehu ennehu belagahu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kâle buyurdu fî şâribil khamri, khamri içen hakkında Resulullah Efendimiz buyurdular ki İn şeribel hamres, eğer hamri içerse fecliduhu, siz onu değenek vurun selasen, üç kere. O sonunda lam yazmış, o lamın bacağı ziyade, lamın bacağını silin, selasen kalsın. Sümme kâle firrabi'a, Peygamber Efendimiz bunu üç defa dedi. Dördüncü de buyurdular ki فَقْتُلُوهُ, öldürün. فَاُتِيَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِرَجُلٍ, Peygamber Efendimiz bunu dedi. Fakat ondan sonra hamri içen bir adam üç defa getirdiler ki قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ, hamri içmiş. فَجَلَدَهُ, onu celd etti. Yani had vurdu. ثُمَّ اُتِيَ بِهِ الرَّابِعَ, dördüncü defa o adamı yine getirdiler. فَجَلَدَهُ, ona had vurdu Resulullah Efendimiz. وَوَدَعَ الْقَتْلَ عَنِ النَّاسِ, nas'tan katli kaldırdı, affetti. Bak, böyle dediği halde dördüncü de gelirse
hemri içen adamı öldürünüz dediği halde Resulullah Efendimiz'e bir adamı getirdiler, dördüncü defa içmiş. Üç defa da had vurulmuş. Dördüncü de getirdiler, onu öldürmedi, had vurdu. Bu neye delalet etti? Katil varmış, Resulullah Efendimiz onu kaldırmış. Mensuh oldu. Haddesena Yunus, kâle haddesena ibn-i Vehbin, kâle akbereni Yunus an ibn-i Sihâb, an Qabîsata ibn-i Züeybil Ka'bi, ennehu haddesehu ennehu belagahu an Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem, fezekere mislehu sevâen. Qabîse diyor ki, bana de Resulullah Efendimiz'den böyle bir rivayet geldi. Yani o da bunu işitmiş. Bir adamı üç defa getirmişler, had vurmuş. Dördüncü de getirmişler, yine had vurmuş. فَسَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا Bizim zikrettiğimiz bu iki hadiste sabit oldu ki اَنَّ الْقَتْلَ بِشُرْبِ الْخَمْرِ Hamur içmek sebebiyle öldürülmek فِي الرَّابِعَةِ Dördüncü defa. Dördüncü defa rakı içerse, getirilirse öldürmek mensuhun mensuhtur. فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْبَابِ İşte bu babın veçhi, yolu budur. مِنْ تَرِيْقِ الْاَسَارِ Eserler, hadisler tarihiyle bu yol budur. Yani sabit oldu ki katil varmış İslamiyet'in evvelinde nesk edilmiş. Binaenaleyh bir adam dördüncüde, beşincide, onuncuda kaç defede gelse hepsinde had vurulur, katledilmez. Peki bir de kıyasa bakalım. Kıyas ne diyor? ثُمَّ عُدْنَا اِلَى النَّظَرِ ف۪ي ذَلِكَ Sonra biz kıyasa baktık ki kıyas nasıl oluyor? Başka cezalara kıyas edersek ise katledilmesi mi, edilmesini mi kıyas tercih ediyor? Yoksa katledilmemesini mi tercih ediyor? لِنَعْلَمَ مَا هُوَ Kıyas nasıldır onu bilelim. فَرَيْنَا biz gördük الْعُقُوبَاتِ ikapları اَلَّتِ öyle yıkap ki tecibu vacip olur بِنْتِحَاكِ الْحُرُمَاتِ Haram şeyleri irtikap etmekle vacip olan ikapları gördük. Ne gördük? Muhtelifeten, birbirinden ayrı ayrı gördük. Hepsi bir değil, muhtelif. Bir adam haram işlerse onun ona verilecek ceza hepsi bir değil ki. Başka başka. Ne gibi? فَمِنَا حَدُّ الزِّنَا Ukubatlardan birisi zinanın haddi. Zinanın haddi nedir? وَهُوَ الْجَلْدُ Değenektir. Yüz değenek vurulur kimde? Fi gayril ihsan, ihsanın gayrisinde. Başında nikah geçmemiş, bekar olan adam zina etti mi ona yüz değenek vurulur. Fekâne men zena. Bir adam ki zina etti oldu. Vahve gayru mühsen. Kendisi de mühsen değil. Yani evli değil. Başında nikah geçmemiş. Bu zina ederse fehudde. Onu da üstün yapın. Fehudde. O had vurulur ona. ثُمَّ زَنَا Tekrar zina ederse saniyeten ikinci defa كَانَ حَدُّهُ Onun haddi oldu. Ne oldu? Kezalik birinci gibi اَيْدَا ona haddi zina vurulacak. Mühsen olan bir adam birinci defa zina etti. Yüz değenek vurdular. İkinci defa zina etti. Yine yüz değenek vurulur. ثُمَّ كَزَالِك yine yüz değenek vurul. Yüzde yenektir. Haddi onun haddi firrabiati. Dördüncüde, üçüncüde gene yüzde yenek. Dördüncüde gene yüzde yenek. Yani hiçbir hadis gördün mü ki dördüncü defa zina ederse öldürün? Yok. Dördüncü defa zina ederse gene had vurulacak. Beşinci defa gene had vurulacak. La yetegayyeru an haddihi. Dördüncüde zina eder, yakalanır. Kendisi bekar adam yani. Yakalanırsa değişmez en haddihi haddinden. Hangi haddinden? Fi evveli merre. Evvelki haddi neyse ondan değişmez. Evvelki haddi ne kadardı? Yüzde yenik. Dördüncüde gelirse gene yüzde yenik. Şimdi buna baktık. Zinada had var. Fakat hadde mühsen, gayri mühsen. Yani mühsen, gayri mühsen olan bir adam, bekar olan bir adam kaç defa zina ederse her birisinde yüzer değenek hiç değişmiyor. Birincisinde nasılsa dördüncüde, beşincide, onuncuda da öyle. Bunu gördük. Sonra geçtik başka bir harama daha bak nezar ettik. Neye? Hırsızlık. Ve kâne uldi men sereke. Hırsızlık eden adam uldi.
Neyi hırsızlık etti? Neyi çaldı? Çaldı neyi çaldı? Ma bir miktar mali çaldı ki yecibu fihi, onda vacip olur el-katl. Eli kesilmeyi, o ihtilaflı, onun için mutlak zikretti. İhtilaflı. Yani mezhepler arasında ittifak edilen bir meblağı çaldı ki elinin kesilmesini mucib. Evet. Fehadduhu, bunun haddi oldu. Ne oldu? Kat'ul yed. Fehadduhu kat'ul yed. Onun haddi elinin kesilmesi oldu. Hırsızın eli kesilecek değil mi? Es-sariqu ve's-sariqatu faqdu eydiyehuma cezaen bima kesebâ nekâlen minallah vallahu azizun hakim. Sümme in sereke saniyeten, bu adam ikinci defa hırsızlık ederse fehadduhu, onun haddi nedir? Kat'ur ricli. Birinci hırsızlıkta neyi keserler? Sağ elini. İkinci hırsızlıkta sol ayağını. Öteki elini değil. İkinci de sol ayağını keserler. Sümme in sereke saliseten, üçüncü defa bu adam hırsızlık ederse neyi kesecekler? Fefi hukmihi, onun hükmünde orucudur. İhtilafın beynen nas, nas arasında ihtilaf olucudur. Yani yok. İhtilaf şu. Bazılar diyorlar ki bunun sol eli kesilir. Bazılar da diyor ki hayır, kesilmez. Bu ihtilaflı. Hazreti Ali radıyallahu anh demiş ki bu adamın sol elini de kesersekse bu nereden yiyecek, buna kim yedirecek? Eli yok. Ayağıyla yiyemez. Bir tek ayağı kalacak. Buna kim yedirecek, kim içirecek? Ben Allah'tan haya ederim, bunun iki elini de keseyim de adam ona buna mühtaç olsun. Gelin bana su içirin, gelin bana yemek yedirin, gelin beni istinca ettirin. Ben haya ederim. Bazıları da diyor ki hayır, sol eli kesilir ceza olarak. Dördüncüde de öteki ayağı kesilir, küdürüm olur. Bunda ihtilaflı. Onun için üçüncüde ihtilaf oldu diyor. Birincide sağ eli kesilir, ikincisinde sol ayağı, üçüncüsünde ihtilaf var. Peki şimdi birincide eli kesildi. İkincide ne oldu? Ayağı kesildi. Üçüncüde öldürmek var mı? Yok, öldürmek yok. Hatta elinin kesilmesinde de ihtilaf var. Bunu da öğrendik. Feminhum, ihtilaf var ya dedik üçüncü defa hırsızlıkta. Ulemadan orucudur. Men bir kimse ki yekulu der. Tukta'u yeduhu, öteki kalan eli kesilir. Dedi. Ve minhum men yekul. Ulemadan bazıları da dedi ki la tukta'u. Eli kesilmez. Eli kesilmez dediler. O adam tazir edilir, darp edilir, hapsedilir. Fâzi hukukullah. Bu hukukullah böyledir. Allah'ın hakkı. Elleti, öyle hukukullah ki tecibu fî, tecibu vacib olur. Nerede? Fîmâ. Bir azada ki dûnel enfüs, nefsin dûnunda. Öldürmek değil de aza kesilmedi. Hukukullah böyledir. Bekar olan bir adam zina ederse yüzde yenik vurulur. Hırsızlık hırsız ederse eli kesilir. Böyle devam eder. Ve emmâ hudûdullah, Allah-u Teala'nın hadleri, elleti, öyle had ki tecibu fil enfüs, nefislerde vacip olur. Bunlar nefsin madununda, yani azada olan hudud. Bir de nefiste olan hududlar var. O da nedir? Ve hiyel katlı, öldürmek. Katil nerede var? Fir riddeti, bir adam mürted olursa. Ve recmu fil zina, zinada da recim var. Başında nikah geçmiş bir adam zina ederse onu da öldürmek var. Ama ne şekilde? Recm etmek şartıyla. İzâ kâne zâni zâni olursa, mühsenen, başından nikah geçmiş olursa. Fekâne oldu. Men bir kimse ki zina etti. Min menşul, bir kimselerden ki kat ahsene, başından nikah geçmiş bir adam zina ederse rûcime recm olunur. Taşlanır öldürülür. Ve lem yuntazar bihi. Velem yuntazar, intizar olunmaz, beklenilmez. Bihi, o adam ile ki en yezni erba'a merrat. Dört defa zina etsin de ondan sonra bunu öldürelim. Beklenilir mi? Yok. Birinci defa de öldürülür. Yani sen diyorsun ki üç defa rakı içecek de dördüncü de katledilecek. Ona bakılırsa bu da üç defa zina edecek, dördüncü defa zina edecekse öldürülür. Böyle bir kaide var mı? Yok. Birinci defa de öldürülür, rejim edilir. Ve kâne men irtedde anil İslam, İslam'dan irtidad eden bir adam da
kutile katledilir ve lem yuntazar bihi bekletilmez ki en yertet derben verrat. Dört defa irtidat etsin. Adam bu birinci defa irtidat etti. Dönsün. Döner belki. Bir daha irtidat etsin. Bir daha irtidat etsin. Dördüncüde öldürelim. Buna da beklenilmez. Birinci defede ona dön. İslamiyeti kabul et denilir. Kabul etti, etti, etmedi, öldürülür. Ve emmâ hukukul âdemiyyin. İnsanların hukukuna gelince feminha o insanların hukukundan eyza hukukullah'ta olduğu gibi ma yecibu fî mâdûnen nefs. Nefsin mâdûnunda vacip olan hukubat var. Yani öldürülmede değil de azalarda. Femin zâlik bundandır. Yani katlin mâdûnunda olan hukubattandır. Haddül kazfi. Kazif. Bir mümine söyledi. Zani dedi. Bu hukukullah değil ya. Bu adamın hakkıdır. Sen o adama zani dediğinden dolayı o adam dava açarsa affederse eder. Affetmez de dava açarsa ona ne tereddüt etti? Haddi kazıf. Haddi kazıf. Fekâne men gazefe merratin. Bir adam birkaç defa bir adama kasf ederse, zina isnat ederse fehukmuhu onun hükmü fîmâ yecibu aleyh kendi üzerine vacip olan şeyde bi kulli merratin minha ve her bir gazifte fehve nedir? Hükmü vahidun bir hükümdür. La yetegayyeru tegayyür etmez. Bir adama zani dedi. O adam da dava açtı. Ona haddi gazif vurdurdu. Kalktı başka bir adama da ya zani dedi. Yine haddi gazif ne kadardır? 80 değnek. 80 değnek vurdu. Kalktı üçüncü bir adama da zani dedi. Bu adam da dava açtı. Onun hükmü de nedir? 80 değnek. Yani bir adam 5 defa, 10 defa böyle gasp etse, ona buna zina etse her birisinde ne vurulur? Haddi gazif olan 80 değnek vurulur. Hiçbir değişmez. Yani bunun üçüncüsünün 3 defa haddi gazif vurulsun, dördüncüsünde öldürülsün var mı bu? Yok. Pekala üstad, 3 defa dese aynı adama. Bu bir had. Bu bir adama aynen söylerse eğer ceza yedikten sonra bir daha sökerse bir daha had vurulur. Yok had vurulmazdan evvel bir adama 10 defa sökse bir had vurulur. Ama o had vurulduktan sonra tekrar adama had sökerse tekrar vurulur. Ve la yehtelif ihtilaf etmez. Ma ul bir şey ki yecib bu vacib olur fi kazfi iyyahu. O adama kasf etmesinde vacip olan şey ihtilaf etmez. Fil merretir râdi'a dördüncüsünde. Yani dördüncü defa kasf etti, ha aynı adama kasf etsin, ha başka bir adama dördüncüsünde katlolunsun diye bir şey yok. Şimdi biz bunları görüyoruz ki bunlara göre kıyas edeceğiz. Evet. Ve la yehtelifi muhtelif olmaz. Ney? Ma yecibu fî kasfî iyyâhu fil merretir râdi'a. Dördüncü defa o adama kasfinde vacip olan şey ihtilaf etmez. Daha ve ma yecibu aleyhi bi kasfi iyyâfil merretil ula. Birinci defa kasfettiğinde ne vacip idiyse dördüncü defa kasfettiğinde de o vacip. İhtilaf etmiyor. Birinci defa kasfederse neydi? 80 değnek. İkincide yine 80 değnek. Üçüncüde yine 80 değnek. Dördüncüde yine 80 değnek. Kaç defa olsa istersen 50 defa olsun 80 değnek. Bu da değişmiyor. İhtilaf etmiyor. Bunu da böyle gördük diyor. Şimdi hüdud-i ilahiyeden misal getirdi. Bir de hüdud-i ibattan misal getirdi. Ki bunlar değişmiyor. Birincide vacip olan dördüncüde de aynı. Değişmiyor. Fekânetül hüdud. Öyleyse hüdud oldu. La tetegayyer. Değişmez oldu. İntihakül hurum haramları irtikab etmekte hudutlar değişmez oldu. Ve hükmaha bu hududun hükmü kullaha bisü hükmü vahidin bir. Birincide neyse dördüncüde de o. Fema kâne minha ve huduttan olan oldu. Oldu ney? Ol bir şey ki fema ol bir hukubat ki kâne oldu minha hukubattan. Ne oldu? Celdün celd oldu. Fe evveli merretin. Evvel merre celd oldu. Kötek oldu. Mesela gazifte 80 değnek öyle değil mi canım? Zinada 100 değnek. فَحُكْمُهُ كَذَارِكُ onun hükmü böylecedir. Ebeden daima böylecedir. Kaç defa tekerrür ederse yine cehtir o. وَمَا وَالْبِشَيْكِ كَانَ مِنْهَا وَقُبَطَّنُ oldu. Katkın katıl oldu. Kutila katledilir.
Ellezî şöyle bir kimse ki vecebe aleyhi an üzerine vacip oldu. Zâlikel fi'al o fi'al evvel merre. Bir adam adam öldürmüş. Bunu öldürmeyelim, bekleyelim de dört defa adam öldürsün de dördüncü de bunu öldürelim. Var mı? Yok. Birinci adam öldürdü, birinci de öldürüldü. İrtidat etti. Bekleyelim de dört defa olsun da sonra öldürelim. Yok. O birinci defa irtidadında öldürülür. Mühsen olan, başında nikah geçmiş bir adam zina etti. Birinci defede öldürülür. Sen onu beklemeyeceksin ki dört defa zina etsin de dördüncü de öldürelim. Yok. Demek ki birincide ne vacip olduysa nihayetinde de o vacip değişmiyor. وَلَمْ يُنْتَظَرْ بِهِ اَنْ يَتَكَرَّرَ فِعْلُهُ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ. Yani bak, beklenilmez ki o fiil ondan dört defa tekerrür etsin. Yok. فَلَمَّا كَانَ مَا وَصَفْنَا كَذَٰلِكَ. Bizim vesfettiğimiz bu hudutlar ki böyle oldu. Şimdi buna kıyas edeceğiz. وَكَانَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ. Hamri içen de oldu. مَرَّةً bir kere. Bir kere içen. فَحَدُّهُ اُنُنْ حَدِّ. El celdü celdü değil, katı katı değil. Bir adam rakıyı birinci defa içerse öldürülür mü? Had mı vurulur? Had vurulur. Kâne fil nazari eyda. Öyleyse kıyasla oldu. Ne oldu? Ukubetuhu fi şerbi şürbihi iyyaha. O adamın rakıyı içmesinde ona azap oldu. Ba'de zalik bundan sonra ebeden ebede oldu. Kâne fil nazari kıyasla oldu. Eyda böylece ne oldu? Ukubetehu, onu böyle yapacağız. Onun ukubeti oldu. Had, o adamın had, onun ikabı budur. Fî şürbihi, o adamın içmesinde iyyâhâ hamri. Ba'de zâlik, o birinciden sonra ebeden böylece oldu. Madem birincide hamri içene had var, öyleyse ebeden böyle devam eder. Değişmez. Küllemâ şeribehâ, her ne vakit ki içerse, onun ukubeti nedir? El celdül el katlû. Celdül katıl değildir. وَلَا تَزِيدُ. Türidi gibi olmuş. وَلَا تَزِيدُ. Nükteyi beyan edin. وَلَا تَزِيدُ. Ziyade olmaz. عُقُوبَتُهُ. Onun عُقُوبَتِ بِتَكَرُّرِ اَفْعَالِهِ. Ef'alının tekerrürüyle o günahı tekrar tekrar işlediğinde عُقُوبَتِ zâid olmaz. عُقُوبَت de tekerrür eder. كَمَا لَمْ تَزِيدْ عُقُوبَتُ مَنْ. Bir kimsenin ukubeti zail olmadığı gibi ki vasfına biz vasfettik bir tekerrürü ef'ali, ef'alının tekerrürüyle. Mesela zina eden adam mühsen olursa yüzde yenik vurulacak. Efendim? Mühsen olmasın. Evet, mühsen olmasa yüzde yenik vurulacak. İkinci defa zina ederse yüz. Onuncu defa olsa hepsinde yüzde yenik. Ukubet ziyade olmuyor. Ef'alın tekerrürüyle ziyade olmuyor. Öyleyse hamirde böyle oldu. Hamirde ne kadar tekerrür ederse, kıyasa bakılırsa gene haddir, katil değildir. فَهَذَا الَّذ۪ي وَصَفْنَا. İşte bizim vasfettiğimiz bu. هُوَ النَّصَرُ. Kıyasla budur. وَهُوَ قَوْلُ أَب۪ي حَن۪يفَةَ وَأَب۪ي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ. Bu üç imamın kavli de budur. Şimdi bu mesele şöyle hülasa edildi. Bir adam rakı içerse üç defede had vurulacak, dördüncü de öldürülecek. Ülemanın bir kısmı buna sahip oldu, bir kısmı da dediler ki bu mensuhtur, var idi, nesk edildi. Dördüncü defa işte gene had vurulur. Onuncu defa gene işte gene had vurulur. Bu onu kıyasla yaptı, kıyasla da beyan etti.